Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri bir tweet attı. Ankara'nın gündemini değiştirdi. Yüksek Mahkeme'nin fotoğrafını çekip ışıklar yanıyor notuyla paylaşan Engin Yıldırım'a en sert tepki devletin zirvesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin. Tam da Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını açıkladığı günde Anayasa Mahkemesi üyesinin sosyal medya paylaşımı gündemi belirledi. Engin Yıldırım ışıklar yanıyor tweet'i atınca askeri darbe yıllarına gönderme olarak yorumlandı, tepki çekti. Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçırması lazım. Enis Berberoğlu davasında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yerel mahkeme yeniden yargılamaya yer yok demiş, gözler yeniden Yüksek Mahkeme'ye çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı'ndansa AYM üyesi Yıldırım'ın tweetine ışıklarımız hiç sönmüyor paylaşımıyla karşılık geldi. Bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Tepkiler artarak devam ederken Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplandı. Tartışmayla ilgili olarak da bir üyenin şahsi paylaşımı kurumsal görüşü yansıtmaz. Anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktayız açıklaması yaptı. Engin Yıldırım da mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştığım sözleriyle özür diledi. Ama Cumhurbaşkanı gereğinin yapılmasını istedi. Şu anda Anayasa Mahkemesi başkan ve heyeti gereğini de onlar yapmalı. Son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da karşı karşıya gelmişti Anayasa Mahkemesi. MHP lideri Bahçeli ise Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişmeli önerisini gündeme getirmiş, Cumhurbaşkanı desteklemişti. O değişiklik yapılacak mı sorusu da soruldu Erdoğan'a. İnşallah.